Herkes Teknoloji Okulu'dan selamlar. Ben Ünsal Sarı Toprak. Şu anda Avrasya Gösteri Merkezi'ndeyiz arkadaşlar. O beklediğimiz an geldi. Yani GIST 2019'dan bahsediyorum. Şu anda 31 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında GIST 2019 oyunculara kapılarını açtı. Oyuncular bu tarihler arasında buraya gelerekten farklı aktivitelere ve yarışmalara katılaraktan eğlencenin dibine vurabilirler. Peki GIST 2019'da bizi neler bekliyor? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene GameX Fuarına katılmıştık. O videomuz ise yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. O videoda da GIST'ten birazcık bahsetmiştim. GIST'in GameX'e oranla daha iyi bir fuar olduğunu, içerisinde oyun olan fuar olduğunu söylemiştik. Ayrıca bu slogan GIST'e ait bir slogan ve şimdi daha iyi anlıyorum bu sloganın niçin yapıldığını. Birazcık GameX'e gönderme var gibi duruyor. Peki GIST gerçekten içerisinde oyun olan bir fuar mı? Cevabımız tabii ki de evet. Çünkü burada birbirinden büyük oyun firmaları bizleri bekliyor olacak. Farklı etkinliklerle, farklı yarışmalarla oyuncuları eğlendirmeyi amaçlıyorlar. Bu firmalar arasında Sony, Dell, Epic Games, Ubisoft gibi büyük firmalar var. Peki GIST 2019 geçen seneye oranla daha iyi, daha kaliteli bir oyun fuarı hizmeti sunacak mı bizlere? İsterseniz gelin hep beraber bir görelim bakalım GIST bizlere neler sunuyor. Arkadaşlar, fuar alanına ilk giriş yaptığımız sırada bizi ilk olarak Dell karşılıyor. Burada Dell'in G serisinden tutun Alienware serisine kadar birçok modelini görebiliyoruz. Alienware modeli GIST 2019'da da bizim karşımıza çıkmıştı. Oyuncular buraya gelerekten en son model, Dell'in en son model bilgisayarlarıyla turnuvalar gerçekleştirebiliyorlar. Bugün Fortnite, PUBG, Counter Strike Global gibi farklı farklı turnuvalar ve ödüllü yarışmalar gerçekleştirecek. Evet, GIST 2019 maceramız devam ediyor. Şimdi ise PlayStation'ın standındayız. PlayStation geçen sene Playlink oyunlarıyla ağırlık vermişti GIST fuarına. Bu sene ise daha çok exclusive, yani PlayStation platformuna özel oyunlarıyla burada oyun severleri eğlendirmeyi planlıyorlar. Ama burada önemli bir nokta var. Çünkü bu sene Days Gone da bizlerle beraber olacak. Aldığım bilgilere göre sadece VIP, yani davet edilmiş kişilere Days Gone oyununu oynattıracaklar. Bizler de onlardan biri olacağız. Güzel bir oyun olacak gibi duruyor. Biz de heyecanlıyız açıkçası. Bakalım Days Gone bizi mutlu etmeyi başarabilecek mi? Bu arada PlayStation standında sizlere farklı hediyeler ve etkinlikler bekliyor olacak. Mutlaka GIST etkinliği sırasında PlayStation standına da uğramayı unutmayın. GIST 2019'da Ubisoft tarafında ise Aral hizmet veriyor. Bu tarafta oyuncular Ubisoft'un en son oyunları Just Dance gibi, Assassin's Creed Odyssey gibi oyunları deneyimleyebiliyorlar.
ve sadece Ubisoft oyunlarıyla sınırlı değil bu stand. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde çıkan Resident Evil 2 Remake gibi oyunları da oyuncular Aral'ın standında burada deneyimleyebiliyorlar. Malum Türkiye'deki oyun fiyatları artık aldı başını gitti. Bizler de oyun severler de artık öncelikle oyunların demolarına, ücretsiz deneyimleyebilecekleri sürümlere odaklanmaya başladılar. Git boyunca buraya katılaraktan oyunları deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım başka GIST 2019'da bizleri neler bekliyor. GIST maceramız Fortnite ile devam ediyor. Kuşkusuz GIST 2019'daki en büyük alan Epic Games'e Fortnite'a sahip. Burada gün içerisinde ödüllü yarışmalar yapılacak, ödüllü turnuvalar yapılacak ve oyuncular maceranın, eğlencenin dibine Fortnite ile burada vuracak. Fortnite'da bayağı eğlenceli anlar geçirilecek gibi duruyor. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman Fortnite turnuvalarına katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar Fortnite adına. GIST fuarı genel olaraktan bu şekildeydi. Bu firmalar burada bulunuyordu. Microsoft aldığım bilgilere göre son dakikada fuar alanından çekilmiş. Bu sene katılmamayı tercih etmiş. Peki genel olaraktan GIST 2019 nasıldı diye soracak olursanız da maalesef geçen seneye oranla birazcık boş buldum. Hatta şu anda kameranın arka tarafı ve fuar alanının öbür arka tarafı tamamıyla boş bir alanda oluşuyor. Yani doldurulmamış, katılmayan firmalar yüzünden bu alanlar boş kalmış. Bu beni birazcık üzdü açıkçası. Bunun dışında fuara damgasını vuran firmalar HP, Dell, Epic Games ve PlayStation oldu. Bu firmalar gün içerisinde ve geri kalan diğer 3 gün içerisinde burada çeşitli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar yapacaklar. Buna ek olarak da oyuncuların ilgisi fuar alanına karşı oldukça büyük. Fakat bu sene firmalar bir adım geriye atmış gibi duruyorlar kendilerine. Gelecek sene ne olur, nasıl bir fuar alanı bizi bekler onu bilemem. Ancak GIST 2019'u özellikle PlayStation, Fortnite, Dell'in PUBG yarışması gibi etkinliklere katılmak için gelecek olanlar varsa buyursun gelsinler. Onlar bayağı eğlenceli, bayağı heyecanlı geçecek gibi duruyor. Fakat bu firmalar dışında kalan diğer firmaların burada olmayışı birazcık fuar alanının sönük geçmesine sebebiyet vermiş durumda. Şimdilik bizden bu kadar o zaman. GIST 2019 hakkındaki görüşlerimiz bu yönde. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. O zaman bir başka içerikte, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.